Lider Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. 17 Ekim 2022 günlerden pazartesi. Ben Fatma Arslan. Gün ortasından herkese merhaba efendim. Biraz hasret kaldık. Geçtiğimiz hafta yayınlarımızı ara vermek durumunda kaldık. Pazartesiden hatırlayacaksınız. Grip mevsimi dedik efendim. O gribe yakalananlardan biri de ben oldum maalesef. Ama şimdi ayaklandık artık. Haberlerimize, gündemimize bomba gibi hazırlandık. 2 saatlik canlı yayın programımızda siyasetten ekonomiye, sağlıktan turizme birçok başlığı ele alacağız. Ama sizler de lütfen bunun da altını çizmiş olalım artık. Grip dönemi geldi, çattı. Antalya'ya da bir günde kış geldi diyebiliriz. Geçişler çok sert oluyor bu havalarda. Aman dikkat diyelim, kendinizi bu soğuklara hazırlayın efendim. Şimdiden uyarısını yapmış olalım. Antalya'yı, Türkiye'yi, hatta dünyayı değerlendireceğiz. Güzel bir hafta olmasını temenni ediyoruz. Yine oldukça yoğun programlar var efendim. Tabii ne yazık ki halen üzüntüsünü yaşadığımız bir olay Türkiye gündeminden düşmüyor. Uzun bir sürede düşmeyecek gibi görünüyor. Aslında tabii ki hepimizin ciğeri yandı. 41 can, 41 aile, 41 hayat son buldu. Maden ocağında bir kaza yaşandı ve Türkiye'nin gündemi değişti. Hepimizin gündemi değişti. Birçok insanın hayatı değişti. Ne yazık ki halen açıklamalar devam ediyor efendim. Konuya ilişkin yaralılar var. Tedavileri devam ediyor. Onlara ilişkin son dakika gelişmeler yaşandı. Sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki dakikalarda ne olmuştu geçtiğimiz hafta o maden kazasında? Neler yaşanmıştı? Kaç kişi kurtarıldı? Kaç kişi hayatını kaybetti? Genel olarak hatlarıyla ele alacağız ama şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak efendim, yoğun bir gündem var demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek. Öte yandan AK Parti Genel Merkezi'nin MKYK toplantısı gerçekleştirilecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun bir gündemi olacak bu hafta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden kazası ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecek. Öte yandan mecliste EYT ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi gündeme alınacak. Uzunca bir süredir milyonlarca vatandaşın beklediği konular yine mecliste görüşülecek. Artık bu konuların sona gelmesini, geldiğini temenni ediyoruz. Artık genel hatlarıyla çalışmalar sonlandırıldı ve yakın bir zamanda da artık vatandaşları mutlu edecek haberlerin gelmesini öngörüyoruz diyebiliriz. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasının ardından Türkiye'de enerji merkezinin kurulması ile ilgili atılacak olan adımlar da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin masasında olacak bu haftaki gündem arasında. Toplantılar, grup toplantıları gerçekleşecek. Partilerin grup toplantılarında başkanlar, genel başkanlar konuşmalar gerçekleştirecek ve ekonomi torba teklifi komisyonda efendim, milyonları ilgilendiren torba teklifinde de artık sona gelinmesi bekleniyor. Yani artık biraz daha yıl sonuna yaklaştığımız bu aylarda yeni düzenlemelerin yapılması ve yapılan düzenlemelerde sona gelinmesi tabii ki vatandaşların temennisi. Öte yandan bir de asgari ücret düzenlemesi gerçekleştirilecek ki çok büyük oranda beklentiler söz konusu. Çünkü bakanlardan gelen açıklamalar tam da bu yönde. Öte yandan işte emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili meselede de son çalışmalar yapılıyor diyebiliriz. Ve bu noktada artık emekli olamayan vatandaşların da emekliliğinin yakın olduğu gözüküyor gibi, eğer bir son dakika hamlesi olmazsa efendim, umuyoruz ki beklenen gelecek. Tabii bir de KYK borçları var. Faizlerin silinmesi uzun bir süredir gündemdeydi ve işte o konuda da düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Öte yandan sadece Türkiye'de değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, Antalya'da da seçimler yapıldı. Antalya'da da yine bürokrasinin konuşulduğu, seçimlerin konuşulduğu hararetli bir haftayı geride bıraktık. Peki geride bıraktık mı? Aslında bu da soru işaretlerinden bir tanesi.
Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerini kazanan Ali Bahar geçtiğimiz dakikalarda mazbatasını aldı efendim. Oldukça hareketli bir haftaydı. Oldukça gerilimli ve çekişmeli bir süreç yaşandı. YSK'nın kararı sonrasında ATSU seçimlerini kazanan Ali Bahar, Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'nca hazırlanan mazbatayı geçtiğimiz saatlerde aldı. Ali Bahar'ın yönetim kurulunun asil ve yedek üyeliğine seçilenlerin de listesi açıklandı. Mazbatasını alan Ali Bahar, ATSU binasına gelerek personelle selamlaştı. Eski başkan Davut Çetin ve ekibinin ise cuma günü ATSU'dan ayrıldığı öğrenildi efendim. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii önce Davut Çetin, yani eski başkan Davut Çetin başkanlıkta devam edecek dendi yapılan seçim sonuçlarına göre. Ancak itirazlar yapıldı. Önce Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Oradaki itiraz sonrasında İl Seçim Kurulu'na, oradansa YSK'ya uzanan bir süreç oldu. Peki bununla sonuçlandı mı? Zannedersek sonuçlanmadı. Evet, YSK kararı verdi. Bu karar sonrasında Ali Bahar mazbatasını aldı. Ancak diğer cephede, Davut Çetin cephesinde henüz sular durulmadı. İlerleyen süreçlerde Anayasa Mahkemesi'ne kadar işin uzanacağı belirtiliyor. Çünkü eski başkan Çetin gündemini farklı bir noktaya taşıyarak anayasa seçimlerinde, anayasa düzeyinde de konunun gündeme alınmasını söyleyeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını belirtmişti. Yani sular durulacak gibi değil gözüküyor efendim. Gelin hep birlikte haber turumuza devletin zirvesiyle başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi yasa boğan bir kaza yaşandı. Maden kazasında ne yazık ki 41 işçi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bartın'daki madende yaralanan işçileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan çıkışta yaralıların sağlık durumları hakkında da bilgi verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü akşam saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti. Değerli arkadaşlar, malum şu anda burada bulunan 6 tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama bir tanesi şu anda şuuru da açık, kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışarıdan gördük. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanlara hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyette olanı var ama bir tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamayı izledik. Peki hastanede durum nasıldı? Şimdi onu takip edelim. Şu anki bu açıklıkla Amerika'da gördüğümüz, en iyi hastanelerden daha iyi olmalı. Çok güzel tedavi edildi. Beş hastamız akmeye bağlı, burada beşinci hastamız. Sayın Başkanım, %80 oranında yemeğimiz var. Günlük konsumanlarını, acil ameliyatlarını yaptık. İbrahim'i takip ediyoruz. Allah şifalar versin. Dualarımızı yapıyoruz. Şehir hastanelerin sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen konuşmanız Mart haline, uluslararası Mart haline getirilebilir. Bilimsel boyutuyla fiziki taraf tamam. Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Mustafa Özcan ve arkadaşların hepsiyle teker teker ilgileniyorlar. Geldikleri güne göre
çok daha iyi olduklarını bize müjdelediler. Devletimizin bütün olanakları kullanmak konusunda ve bu altyapılar Avrupa'nın dünyanın en iyi altyapıları arasındadır. Hatta en iyilerinden diyebiliriz çok rahatlıkla. Tıpta teknolojide ne varsa en üst düzeyde uygulanmaktadır. Ayhan Akgün isimli hastamız bakınlar orada. Makine solunum desteği sağlıyoruz çünkü o toksik havayı soldukları için akciğer şu an yetmiyor. İyileşmesi için o desteği sağlamamız gerekiyor. Yara bakımları, diğer acil ameliyatlar hepsi yapıldı. İzzet Ak, onun da tedavileri, acil ameliyatları gerçekleştirilmiştir. Şu an yine yakın farkımızda. Hekimimiz sürekli burada kalıyoruz. Biz hiç eve gitmiyoruz.